görünen veya gösterilenlerin değil, işin özüne inileceği bir program. Sözlerin hakikatlerle dillerden döküleceği bir program. Bilinmeyen gerçeklerin öz bir şekilde anlatılacağı bir program. Sözlerin öz olduğu, Sözün Özü programı her çarşamba sizler. Evet kıymetli izleyiciler, Sözün Özü programı kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah sizlere kurbanla alakalı bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. En son olarak yaptığımız bilgilendirmeleri hemen kısaca hatırlatacak olursak, kurbanın başında olması gerektiğini ve kurbanla bizzat kurbanı kesecek kişinin ilgilenmesi gerektiğini aktardık. Ve o kesilen kurbanla, o akan kanla birlikte günahların da aktığını aktarmaya çalıştık. Evet hocam, günümüzde sol zihniyetlerin algı operasyonları ile birlikte kurbanı kötüleme çalışmaları var. Evet. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu zihniyet dediğiniz kişilerin bir kere Müslüman olmadıkları kanaatiyle konuşalım. Yani evet. Müslüman bir insanın zaten böyle bir tenkitte bulunması söz konusu olamaz. Allah'ın emri... Kananlar da var hocam, bunu da ekleyebiliriz. Ya, kanan bunlar kadar olamaz. Şimdi kanan yani insanı da anlatırız sorun? Ama... Şimdi şöyle, evvela... Kurbana vahşet diyenleri nasıl tamam, aslında onu... Bu işte şunu söyleyeyim, yani bir Müslümanın ağzından o niyetlerle böyle ifadeler çıkamaz. Bu Müslüman ifadesi olamaz. Bu Müslümanlığın dışındaki bir ifadedir. Kanan meselesine ayrıyetten değinebiliriz. Şimdi bir insan inanmadığı bir şeyi tenkit eder. Kabul etmediği şeyi tenkit eder. Tekfir eder ayrıyetten. Kabul etmez. Şimdi... İbadetlerimiz konusunda işte namaz, oruç, kurban, zekat, hac gibi vesaire ibadetlerimizin birçoğuna zaten aslında hepsine bu zihniyet inanmıyor, inkar ediyor ama oruca çok bir şey söyleyemiyor. Sadece işte niye aç kalıyorsunuz gibi şeyler söyleyebiliyor. Zekat bir yardımlaşma müessesesi gibi takdir edilebilir. Hac bir turizm gibi onlar için algılama süreci olabilir. Namaz bir ritüel gibi kabul edebilirler. Ama kurban senin dışında bir hayvanın boğazlanması, kesilmesi, o kanının akması. Bir de bunu birçok acemi yapınca sokaklarda, işte sokak meselesi buradan çıkıyor aslında. Belediyelerin bu işin üstüne durmasının belki maneviyatını kaybediyor ama durmasının sebebi de bu. Yani herkes... Sokağın ortasına kanları akıtıp pisliklerini, sakatatlarını serdiği zaman, yıllarca çirkin görüntüler oluştuğu zaman ki bunlar hep oluştu ve bu yöndeki gazeteler, televizyonlar da gidip manevi tarafını zaten görme gibi bir durumlar olmadığı için gidip işte adam kurbanı keserken elini kesiyor, bunu çekiyor veya kurbanın çok böyle yere yıkılamadığı zaman ne kadar böyle biraz sert yıkıldığı, acı çektirildiklerini görüyor. Ehil olmayan insanın yapacağı budur. Yani sana bana verirsem 500-600 kiloluk hayvan, hadi bunu yık kes. Sen tabii ki de bunu böyle güzel yıkamayacaksın, kesemeyeceksin. İlla bir şeyler yapacaksın. Çünkü acemisin. Yani Allah bile işi ehline teslim edin diyor. O yüzden toplumumuzda bu çirkin görüntüler hakikaten çirkin görüntü. Kurban adına çirkin görüntü, olmaması gereken görüntüler. Yani adam bir bıçakla kesiyor ama ekmeği kesmeyen bıçakla kurban kesmeye kalkıyor. Niye? Bilmiyor ki, sanıyor ki onu keseceğini zannediyor. Ama profesyonel olan, gerçekten bu işi çok iyi bilen insanın hayvanı hiç bağlamadan kolaylıkla yere yıktığını, hiç acı çektirmeden tek hamleyle kestiğini ve hiç yani böyle 15-20 dakika içerisinde hallettiğini görebiliyorsun. Evet. İşte belediyelerin de bunları yok etmek adına kesimhane tesisleri oluşturup büyük şehirlerde özellikle mahallelerde efendim evlerin önünde şurada burada kesmesine müsaade etmemesi meselesi çıkıyor. Yani bu buradan geliyor aslında bir neviyle. Yani biz biraz eleştiri babında söyledik. Kazım hocam onu eleştiri babında söyledi ama onların sebepleri de bu tabii şekilde sebepleri dayanıyor. Bu şekilde. Şimdi tabii burada dediğimiz gibi yani işi ehline bırakmak son derece önemli. Bu insanlara prim vermememiz gerekiyor. Şimdi kesimhaneleri bunlar, bu dediğiniz zihniyet çekerek, profesyonel bir kesimhaneyi
sıra sıra dizilmiş hayvanlar hiç acı çekmeden usta eller tarafından lisanslı, diplomalı kişiler tarafından kesildiğini gördükleri zaman hiç siz bunların gazetelerinde, televizyonlarında bir kesimhaneyi, profesyonel bir kesimhaneden fotoğraf paylaşıp da vahşet dediğini göremezsiniz. Takip edin, göremezsiniz. Bunlar hep sokakta elini kesen, yıkmakta zorlanan, hayvana eziyet eden, vuran bu acemileri çekip kurbanın tamamını vahşet olarak sunuyorlar. Evet. Şimdi bunlar zaten inanmıyor. O yüzden bunlara bizim itibar etmemiz gerekmiyor. Halkımızın malzeme vermemesi gerekiyor açıkçası. İşte o yüzden işte belediyelerimiz ne yapıyorlar? Profesyonelliğe yelteniyorlar. Yani kardeşim sen kesme. Ben senin yani ne yapacağını bilemem diyor yani. Şimdi bak öyle tamam da bir kere o kurbanın o görüntülerine vahşet demiyor. Onun bilinç altında yatan, o manşeti atan. Şimdi baskıdan dolayı atamıyorlar. Yani serbest kalsalar ne yine kurbanda ne haberler yapacaklar. Ya biz hocam, senelerce izledik. Bunlar yani bunlar. Ama söylediğim şey şu. Tamam. Profesyonel kesimhaneyi vahşet olarak veremiyorlar. Ya hayır tamam doğru. O, biz karşıyız öyle elini kolunu kesiyor, hayvanı boğazlayamıyor, hayvan bağırıyor. İçimiz acıyor. Bu ne biçim diyebiliyorsun. Yani kurban ibadetine değil, hayvana eziyet zaten peygamberimizin yasaklamış bir şey. Şimdi hocam bir şey soracağım, konuyu çok güzel açıklayacak bir şey soracağım. Siz hiç şu ana kadar tam böyle hayvanın boğazını kesme işini yaptınız mı? Siz şahsi olarak, siz de yapmadınız, ben de yapmadım, siz de. Çünkü biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bilen bir şey bırakıyoruz. O en kısası, en acısız şekilde işini yani hallediyor. İşte bu suistimaller, şimdi teferruatı buraya önemli değil. Dayılık yapmayacağım ben biliyorum. Bilinç... Bilinç altında hayvanlara eziyet gibi görenler zaten kendileriyle çelişiyor. Onları lüks restoranlarda et yerken görüyorsun. Ona sorarsın hani senin bu yediğin et tarlada mı yetişiyor? O da bir yerde kesiliyor. Ama o toplu bir şekilde hayvanı ibadet diye mantık işte. Hep burada mantık akıl yürütüyor ya. Ya kardeşim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kurbanı keserken sıkıntı hissetmeyin. Gönlünüz hoş bir şekilde kesin. İbn-i Mace hadisi. Ya şimdi bu hadis varken ve demin okuduğum gibi peygamberimiz kendi kurbanını yatırıp koçu kendi boğazlayıp kesmişken ya sen bir kere kendini yani yan yana demiyorum. Yani bir kendine bir bak sen Resulullah'tan merhametli misin? Ya yani sen kimsin? Yani sen nesin? Peygamberin kadar eğer Müslümansa diyorum ha yanlış anlaşılmasın. Peygamber kadar merhametli misin sen? Neye göre vahşet? Veya neye göre bu eziyet? Neye göre? Allah bir hayvanı ve kainatı insana hizmet etsin için yaratmış. Bir geniş çaplı düşünsene. Balığa mı eziyet ediyor? Tavuğa mı eziyet? İneğe mi eziyet? Yani yumurtaya mı eziyet? Yani o zaman ağaçtan niye koparıyoruz elmayı? Ağaca eziyet ediyorsun gibi gibi. Çoğalt bunu. O zaman dikmişim patlıcanı neden dalından kesiyorsun onu? O da canlı ona eziyet. Ya sen bunu şimdi düşündüğün zaman o zaman yani... Her şey eziyet ya. Sen nasıl bakıyorsun olaya? He, sen samimi hayvan severliğinden bakmıyorsun. Sen sahtekarlığından olaya yani İslam emrettiği için bakıyorsun. Kasaptan bunlar çeşit şöyle... çeşit et alır. Kasap Kurban Bayramı'ndaki kesilene eziyet. Ya o mesela et de yemeyebilir. O zaman şöyle de bir şey söyleyebilir miyiz hocam? O zaman sen patlıcan da yeme ya. O canlı yani onu da koparıyor birisi. Evet, hocam gülü dalından incitme kopartma. Şimdi yani şöyle mesele... de bir şey söyleyebiliriz hocam. Hani yine hayvandan baz alırsak milyonlarca balık tutuluyor bir anda. Tabii. Yani bir anda balık tutuluyor ve bu insanlar balık yiyor yani yemiyor değil yani. Bu da bir hayvan yani. Ya o da bir hayvan bu da bir hayvan içkisinin yani. İçkisinin yanında balık. İsterken düşünmüyor o balık. Ya bunu tutmuşlar, öldürmüşler, çırpınmış, eziyet etmiş. O da nefessiz kalıp ya ölüyor. Burada yani tamamen bir kasıt. Bu kasıt tamamen bunlara aslında itibar ya, etmemek lazım. İslam'a ama türlü... bak ben demin bahsettiğim konuyu bir daha şöyle net söyleyeyim, bırakayım. Yani eziyet diye gördüğün şey o senin aklın ve mantığının
şeyidir, ortaya koyuşudur. Yoksa Allah kainatta senin yani bir insanı boğazladığın zaman o insana nedir? Zulümdür, eziyettir. Ama bir hayvanla bir insanı boğazlamak aynı şey değildir. Sen o hayvanın iç dünyasına girdiğinde o acı çekiyor veya belki o Mevla o an hayvan Mevla'ya sunuluşunun keyfini yaşıyor. Ya ben... sen bunu biliyor musun? Ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Neyi eziyet olarak değerlendiriyorsun? Bağırıyor ediyor. Ya senin bağırışınla onunki de bir mi oluyor o anda? Ya şimdi şunu diyeceğim. Eğer hayvana kurbanda hayvan kesmek eziyetse bir. Birincisi. Sen o zaman hiçbir et yemeyeceksin. Samimiysen. Kasaptan yemeyeceksin. Balık da yemeyeceksin, tavuk da yemeyeceksin. Yani ettin hiçbir çeşidini yemiyorum. İki, o zaman sen toprağından biten bir fasulyeyi dalından koparmayacaksın. O da canlı. Eğer hal diliyle konuşacaksak onun da bir şey bir yeri koptuğu için canı acır. Şimdi o zaman yani burada kasıttan başka bir şey yoktur. Yani biz bu ifadeyi itibar... kullananlar tamamen İslam'a kastettiklerinden, kastetmeye çalıştıklarından, kastedebileceklerini zannetmiyorum. Dinin koruyucusu Allah'tır. Ama kastetmeye çalıştıklarından dolayı bu tür ifadelerle Kurban Bayramı'nı algı operasyonlarıyla ne yapmak? Geri bırakmak. Aslında... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam söyleyeyim. Madem hani biz diyoruz ki maddi olarak değil manevi olarak hani manen bir kasıtları var falan diye... Şu bu kasıtları düşünen insanların Türkiye'mizde de var değil mi bunu yapan? Çok. Yani şimdi ülkemizde 10 gün Kurban Bayramı izni verilmiş. Hiçbiri ben işte sırf şeyim ben bu konuda iddialıyım. Kurban kesimine, Kurban Bayramı'na karşıyım ve 10 günlük iznimi de kullanmıyorum. Tatile de gitmeyeceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Olay yapıyorum. Biz yılbaşlarında tatil gününe gelse bile neredeyse bile bile hani onlara benzememek için gidip iş yerimde çalışıyorsak eğer karşı durduğumuz zaman hani bir önceki akşamında Türkiye dahil olmak üzere dünya üzerindeki en çok hindinin satıldığı o aydan bahsediyorum, o günden bahsediyorum. O hindilerin ölüp öldürülüp satıldığı o günün bir sonraki gününde yani hani burada laf çakmaya çalıştım pek olmadı orası ama hani siz de hindi kesiyorsunuz, hindileri öldürüyorsunuz, hindi yiyorsunuz demeye çalışıyorum. O günün akabinde biz onlara benzememek için çalışmaya gidiyorsak sen de bizim Kurban Bayramımızda bayram yapma arkadaşım. Niye bayram? Niye 10 gün bayramı en güzel 5 yıldızlı otelde geçirmenin derdine düşüyorsun? Hadi madem o kadar ciddisin hadi. Madem o kadar ya ciddisin. Hocamızın dediğine hani, ben katılıyorum. Bütün yani hala görebiliyoruz. Hala Kürt giyen insanların 1950'lerde 60'larda Kürt böyle bir zenginlik göstergesiydi. Tilkinin, fokun bilmem nenin kürkünü giyiyorlardı. O zaman elit gözüküyordu. Ama şu anda herkes işin hani böyle hayvan seviciler kürke şey olduğu zaman kürke laf atmıyorsun da bir çok beğendiğin bir ünlü Kürt'le beraber gidiyor. Üf ne güzel falan diyorsun da buna o kadar güzel ki bunu ben onaylıyorum bunun gibi yaşıyorum. Tarzım onun gibi diyorsun da niye yani Kurban Bayramı'nda kurbanlara laf ediyorsun? Hocamın söylediğine ben katılıyorum. Şimdi bak Kurban Bayramı'nda neden? Şunu söyleyeceğim. Çok hani basit bir şey. Çok basit. Şimdi bir insan yıl içinde, Kazım Hocam beni dinliyor musun? Bir insan yıl içinde bir et yiyor değil mi? Herkes bir et yiyor. Parasına göre, oyuna göre, buyuna göre. Ben şimdi kurban kestim ve... Bana o kurbandan 50 kilo et kaldı. O 50 kilo et kalmışken ben kasaptan gidip et alacağım mı? Almayacağım. O 50 kilo eti bitireceğim. Hani kesmedim. Kurban kesmediğimi düşün benim. Ben bir yıl boyunca 50 kilo et yiyorum ailece. Ne yapacağım o 50 kilo eti gidip kasaptan alacağım. Yine kesilen bir hayvandan alacağım yani. Şimdi ben kurban kesiyorum diye 50 kilo değil 100 kilo mu et yiyorum? Hayır. İhtiyacım kadar eti ayırıyorum. Bir yıl boyunca artık yiyebilirim 6 ay boyunca 5 ay boyunca neyse. Et yiyorum öyle değil mi? Kurbandan gelmeyen eti yemesem kasaptan alıp yiyeceğim. Yani kurbanda kesilen etler çöpe mi atılıyor abi? Bunları insanlar yemiyor mu normal? Kendi yemesi kasaptan alıp yine yiyecek yani. Sanki kurbanda kesilen etler yok oluyormuş gibi, yakılıp çöpe atılıyormuş gibi bir muamele, bir anlayışı var onların. Öyle bir şey yok ya. Kurban etini
Dolabına yani koyan adam gidip kasaptan alıp et yemiyor. Bir şekilde et gidiyor yani. Şimdi şu mundar olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani o tamam, o mevzu bence anlaşıldı. Yani vahşet diyenin bu kendi nefsani veya eziyet. Hocam ben hocama konuda kapatıyorum. Tekrar söylüyorum. Bu, ben onların, Müslümanların söylediğine inanmıyorum dedi hocam. Tamam. Değil mi hocam? Müslüman değilse de karşılığını verdik. O zaman evet. Dalından da bir şeyi koparma o zaman. Yani o zaman dalından da bir şey koparma. Hiçbir canlıya verme ki yani şu katı eşyaya bile insan zarar vermemesi lazım. Bu da kendi halinde bir varlıktır. Sözü geçerken insana tasavvufi bir söylem. Katı bir, şu bardağa bile zarar verme. Bu bile kendi halinde bir varlıkken buna zarar vermemeyi, bir zarar vermeyi bir kerih bir şey gösteren bu anlayış, kurban yani bir hayvana eziyeti kerih gösterir mi? Yani bir hayvana eziyete şey verir mi? Vermez. O zaman bizim anlayamadığımız şu, akıl, mantık bana göre bencelerin yerine kaybettiğimiz şu hikmet duygusu. Bunun bir hikmeti var. Resulullah bunu yapmışsa bunun bir hikmeti var. Mantığını bürünemediğimizden hep böyle kaybettiğimiz noktalar oluyor. Ama kurban nedir? Paylaşmaktır. Öyle güzel bir ibadet ki, ya öyle bir muhteşem ibadet ki, sene boyunca bırak eti, bırak eti, yani Somali'de Ramazan ayında şu soruyu soran insanlar var. Türkiye'de hocalara vesaire, müftülere. Hocam biz sahurda bir şey bulamıyoruz. Sahursuz iftara yetişiyoruz. Orucumuz makbul olur mu? Kabul olur mu? Yani sahurda yiyecek yersek iftarda yiyemeyeceğiz. O yüzden sahurda yemiyoruz iftar. Bu insanların çeşitli dernekler, vakıflar, gerek bizim olsun, diğer isim vermeyeyim, dernekler, vakıflar aracılığıyla binlerce kurban kesilip parçalanıp bu insanlara buyurun size et getirdik denip ondaki o akşam çocuğuna et yediriyor, ondan bir yemek yapıyor. Ya bunun zevki, güzelliği, bunun toplu sosyal şeyi, algısı ne müthiş bir şey. Ve Türkiye'de peygamberimiz ya hayvanı kesip üçte birini, ki Efendi Hazretlerimizin sözüdür, kendine üçte birini, akrabana üçte birini, komşularına, bu anlayış, yani evine et girmeyen kalmaması lazım Kurban Bayramı'nda. Kalıyorsa bizim suçumuz. Evine et girmeyenin o lezzetten, o güzellikten istifade, bu kadar insan etmenin, ya bunun kadar güzel bir ibadetten öte paylaşma kültürü, bu kadar güzel bir şeyin yani kerih gözükecek ne tarafı var? Hiçbir tarafı yok. O zaman bunlar nedir? Kale alınmaz. Bu ibadet yapalım, yaygınlaştıralım ama alışkanlığa dökmeyelim. Evet hocam. Allah için o yakınlığı hissederek keselim. Eğer Allah için kesersek, o yakınlıkta kesersek, böyle eti de buzluklara doldurup da işte yılı boyunca yiyelim değil de bunu paylaşalım. Yemeyenler yesin, kesemeyenler yesin. Böyle bunu sosyal şeye, tabana döküp böyle ne güzel, herkes et yesin, herkes bu güzelliği tatsın. Paylaşmanın mutluluğunu yaşasın. Fakirde o almanın, hissedilmenin mutluluğunu yaşasın. Böyle güzel bir bayram geçirelim inşallah. İnşallah. Emre hocam şunu da eklemek istiyorum. Şimdi biz insanlar olarak Rabbimiz bizi yaratmış ve bize nimetler vermiş. İşte meyve, sebze. Evet. Hayvanlar da bunlardan bir tanesi olarak zaten böyle söylesek doğru olur mu olmaz mı diye söyleyeyim. Şimdi tam da ayetin olduğu bir şeyi söylediniz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de tam şu an ayetin Arapçası aklıma geldi ama. Onun için aslında sordum hocam, oraya bağlayayım inşallah.
yeryüzündeki hayvanlar sizin içindir. Evet. Allah sizin için yaratmıştır diye ayeti kerime vardır. Dolayısıyla yeryüzündeki aslında her şey insan içindir. İlla bunu ayetin söylemesine gerek yok. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Yani bugün kestiğimiz hayvanların etini yıl boyu bütün dünyadaki insanlar kesiyor, yiyor. Ve doktorlar bunun kırmızı ette şu protein var, şu bilmem ne var, şu lazım. Et yemeyen insan unutkanlık hastalığına yakalanır vesaire vesaire. Yani bunun insan için olduğu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. Yani bir ateist de diyorlar ki işte ette protein var ama falan diyorlar. İnsanın da protein ihtiyacı var. Ette şu şu işte vitaminler, bilmem mineraller, şunlar bunlar neyse işte diyorlar. O da işte lafı çevirerek ateist olan kişi inanmıyor ya, katliam diyor ya. İşte protein için farklı şeylerden de alınabilir şu bu falan deyip lafı çevirmeye çalışıyor. Kardeşim farklı bir şeyde de olabilir. Ama bunda da var. Yani bunda varsa Allah bunu niçin yaratmış? Kullan diye yaratmış. Ağaç da canlıdır, o da canlıdır. Bunu da senin için yaratmıştır. Yani kömürü de senin için yaratmış, demiri de senin için yaratmış. Ne bileyim yani petrol çıkıyor, o da senin için. Metal, demir de senin için. Hepsini birleştirdiğin zaman ortaya bir insanın kullanabileceği bir eser çıkıyor. Meyveler, sebzeler senin için. Hiç böyle yani bir işe yaramaz dediğim bir şey, bir bilim sayesinde son derece işe yarayan bir şey haline gelebiliyor. Mesela çok basit bir şey, bu Orta Doğu'da olsa gerek, Fas veya Cezayir taraflarında çöle gidiyorlar köylüler. Bir ağaç, kendi kendine büyümüş bir ağaç. Dersin ki ya bu ağacın ne işi var burada, ne işe yarar bu ağaç yani dersin. Ama ne işe yarıyor biliyor musun? Ağacın gövdesini kesiyorlar. Hafif böyle bir çizik atıyor. Hafif bir sıyırıyor. Bekliyor bir gün. Oradan su çıkıyor. Bir sıvısı çıkıyor. Çıkıyor, 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 çıkıyor. Üstüne birikiyor. Sanki hani elin çizilir de kan üstüne birikir ya. Ertesi gün geliyor. O çıkan su kurumuş bir şekilde, taş gibi. Onu oradan alıyor, temizliyor, alıyor. O oluyor sana bir kristal gibi, bir böyle küp şeker gibi sert bir şey. Bir şey oluyor yani. Bir maddeye dönüşüyor yani. Ağacın içinden. Onu öğütüyor. Böyle bir yere koyuyor. Üzerine de toz bırakıyor. Meğer o kokuymuş. Ve o yanıyor. Közle birlikte ağır ağır yanıyor. Dumanı tütüyor. Tüten duman son derece mis gibi bir hava veriyor. Yani meğer o neymiş? Kokuymuş. Yani görüyor musun? Bunu bile Allah senin için yaratmış ya. Yani şu anki arabalarımızın lastikleri o kauçuk denen şeydi. Zamanında ağaçlardan elde edilebilen sizin dediğiniz tarzda bir şey yani. Yani birçok şey böyle. Mesela demirin ham maddesini topraktan elde ediyorlar. Petrol yani arabana koyduğun yakıtı topraktan işte toprağın içinden çıkıyor. Kömür bir taş gibi bir şey çıkıyor, parçalıyorlar, yanıyor ama. Yani insan bu mermer diyorsun. Mesela taş kütlelerini bizim memleketimizde mesela var bu. Taş kütlelerini çıkartıp kesiyorlar ve mermer yapıyorlar. Ya yani hepsi bizim için birer nimet. Hepsi insan için birer nimet. Bunu kabul kurban etmemek bizim nankörlüktür. Bakın böyle bir şey var. Mesela ben size bir hediye aldım, takdim ediyorum. Siz bunu alıp fırlatıp atsanız bu ne ya deseniz bu nedir? Büyük bir ayıptır değil mi? Büyük terbiyesizliktir. Yani böyle bir şey kimse tarafından kabul edilmez. Yani ateist de olsun, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa bir insana bir şey hediye ettiğin zaman o onu alıp kaldırıp atıyorsa bu terbiyesizliktir. Büyük bir ayıptır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ulusal bir şeydir bu yani. Uluslararası bir şeydir. Yani Amerika'nın falan eyaletinde böyle yaparsan işte hakaret kabul edilmiyor falan. Böyle bir şey yok. Amerika'sından Çin'e kadar bu hakaret olan bir şeydir. Şimdi Allah yeryüzünde sana bunu takdim ettiyse bunu kullanman bir kulluk eseridir. Evet. Yani bir mermer alıp evine koyman bir kulluk eseridir. Sen ona muhtaçsın. Allah da senin için yaratmış. Evet. Bakın bugün hani mermer diyorum ya hocam ne alaka falan değil. Şunun için söylüyorum. Kabe'ye gidiyoruz.
Kabe'de o kızgın taş kumları mermerlerle kapatmışlar. Ama mermer dediğiniz şey ısınan bir şeydir normal şartlarda. Normalde o güneşi yediği zaman mermer ısınır. Ayağınızı dahi basamazsınız normal bir mermere. Basamazsınız yani o sıcağı yediği zaman. Ama Allah Celle Celaluhu İtalya'nın bir yerinde bir mermer çıkartıyorlar. Özelliği şu, güneşi yedikçe soğuyor. Güneşi yedikçe soğuyor. Yani hiç güneş değmemiş gibi, buz gibi, hele gölgede kalan yerleri daha da soğuk. İşte alıyorlar oradan Kabe'nin etrafındaki bütün o beyaz mermerler, oradan çıkan bu mermerler. Güneşi gördükçe soğuyor. E şimdi bak bu kim için? Senin için, milyonlarca insanın hizmetinde. İnsanın yapamayacağını bir taş yapıyor. İnsan olsaydı yeri neyle soğutabilirdi? Nasıl soğutacaksın? Hadi bir sürü insan var işte burada. Yapamazdın. Ama Allah bir taşla senin yapamayacağını sana yaptırtıyor. Bir taş yani. Kesiyorsun koyuyorsun oraya. Bu kadar. Hiç araştır neyin ne olduğunu. Yani Allah'ın nimetlerini kullanmak kulluk yani, vazifesidir. Sonuçta buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Yani sonucu da söyleyeyim. Neden bu kadar hani bu kadar daha olayları açtınız? Yani kurban da hayvanlar da bizim için bir nimettir. Evet. Bunların işte kesilmesi, bunların bize sunulması, Rabbimizin bize bir merhametidir, rahmetidir aslında. Hayvanlar iyidir çünkü yenir diyelim. Kainat kul içindir, kul da Rabbi içindir. Değil. Ben de öyle diyeyim. Evet hocam, son olarak hemen kısa bayram mesajlarınızı alalım. Zaten vaktimizin de sonuna geldik. Bayram mesajlarınızı alalım hocam. Ben bayramda herkesin kurbanının başında olabilmesini temenni ediyorum. Sünnet usulünce. Ama kurbanı eziyet edilecek tüm hallerden, yerlerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Asla bir hayvana eziyet etmek caiz değildir. Peygamberimiz ve Allahu Teala bize şunu buyuruyor ki işi ehline verin. Bu işin ehline bırakın. Hem de usulüne uygun yapın. Şimdi ikisi birbirinden ayrılmış vaziyette. Ehline verirsek maneviyat uymuyor. Yani başında duramıyoruz. Başında durursak acemilik gösteriyoruz. Evet. Nasıl olacak dediğimizde illa bunun bir orta yolu bulunur. İlla bulunur. En azından yani başında durulur. İlla bulunur. Evimizde bir şey yaptırırken falan işin başında duruyorsak, ustası o ama sen işin başında duruyorsun. Mermer gibi yani mesela. Böyle bir şey yapılabilir. O yüzden manevi havasıyla da yaşayabilmek için gayret edelim. Maneviyatımızı bozmayalım diyorum. İnşallah herkesin kurbanını Allah peygamberimizin kestiği kurban gibi kabul etsin. Inşallah. Amin hocam. Buyurun hocam. Size. Hocam inşallah bu işi gösteriş için değil, gelenek için değil, sadece Allah rızası için, bu işin maneviyat için yapsınlar diyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum ki 10 günlük bir bayram var. Bu bayramda herkes gezecek, tozacak, belki bir planları var herkesin. Öncelikle kurban günü kurbanının başında olup, çünkü Rabbimiz buyuruyor o gün ondan daha iyi bir iş yapamazsın. Yani o gün akşama kadar namaz kıl denmiyor sana. O gün akşama kadar kurbanınla ilgilen. O duyguyu, o coşkuyu hem kendine hem ailene yaşatsınlar diyelim. Ve de mezar ziyareti, artık işte anne baba yaşıyorsa anne baba ziyareti, çocuk ziyareti, aile ziyareti yapıldıktan sonra eğer tatile gidilecekse gidilsin. Yani tatile gitmek gerekli kurallara uyulduğu sürece günah diye bir şey değil. Allah'ın vermiş olduğu nimeti kullanabilirsin ama kurban bayramının önceliklerini unutmayalım. Onu diyorum. Buyurun Kazım. Ben de bütün izleyicilerimizin kurban bayramını kutluyorum inşallah. Daha var bir Eylül ama hocam. Hani bir dahaki şimdi, programda daha hani belki konu kurban konusu olmaz diye buradan hem kutlayalım, erişemeye de biliriz. Hani erişirsek bir daha kutlarız. O yüzden Rabbim güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin. Amin hocam, Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyiciler, ben de şahsım olarak kurbanla alakalı zaten hocalarımız söyleyecekleri söylediler. İnşallah hocalarımızın tavsiyelerine uyarsınız. Ben Zilhicce ayında olmamız sebebiyle Zilhicce ile alakalı bir iki ifade kullanarak teşekkürümle bitirmek istiyorum inşallah. Zilhicce ayındayız. Oruç tutmanın faziletinden dem vurmak istiyorum. Oruç tutmanın çok faziletli olduğunu aktarmak istiyorum. Ve bu ayda yapılan ibadetlerin, diyelim gece yapılan ibadetlerin, Kadir Gecesi'nin
ihyasında, o gece yapılmış ibadetinin ihyasına, ihyası gibidir kıymetli izleyiciler. Oruç tutmanın fazileti çoktur. Son bugün de başladı. Kurban Bayramı'na kadar, Arefe gününe kadar oruç tutmanızı tavsiye ediyoruz. Tutamıyorsanız da en azından son iki günü, yani Arefe günü ve bir önceki günü tutarak bu mendupluğu da ne yapmış olursunuz? Faziletini almış olursunuz inşallah. Biz de böyle bitirmiş olalım. Bizim de bayram mesajımız böyle olsun. Yine ulaşabilirsek bayramınızı da kutlamış oluruz diyelim kıymetli izleyiciler. Ve Kazım hocama, Rıdvan hocama ve Emre Köylü hocama çok çok teşekkür ediyorum yaptığı yorumlardan dolayı. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum kıymetli izleyiciler. Bizlerin konuğu oldunuz, bizlere eşlik ettiniz, bizlerle birlikte bu sohbete eşlik ettiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Görünen veya gösterilenlerin değil, işin özüne inileceği bir program. Sözlerin hakikatlerle dillerden döküleceği bir program. Bilinmeyen gerçeklerin öz bir şekilde anlatılacağı bir program. Sözlerin öz olduğu, sözün özü programı her çarşamba sizlerle.